Sizi tanıyalım. Ben Cafer Karapınar. 65 yaşındayım. Bu köylüyüm. Köyde doğdum, köyde büyüdüm. Eskiden erkeklerin giyimlerinde biraz değişiklik vardı. Mesela sarık vardı. Sarı çemper ederiz biz ona. Sarı bir çemper şeklinde. Onu sarık yaparlardı. İngiliz kilo da denirdi. Aşağısı dar. Bu bol paça tipi. İngiliz kilo da denirdi. Onlardan vardı. O şekilde erkekler giyimini değiştirdi. Şimdi şapka normal kentin insanından farkı yok şimdiki o erkeklerin giyiminde. Kadınların giyimlerini, onlar biraz daha örf adetlerine uygun davranıyorlar. Hele burası turistik bir köy. 20-25 seneden beri turistik olarak köyümüzü öyle görüyor. Gelen giden çok oluyor buraya. Turistik meselesinden dolayı. Onlar biraz bize ne olduğumuzu hatırladıktan sonra biz kendimizi fark ettik. Biz yaşıyorduk. Bir şeyin farkında değildik aslında. Biz sadece onu yaşıyorduk. Diğerlerimizin de haberimiz diyordu. Gelen önemli, sizin gibi önemli kişiler bize hatırlattı değerlerimizi, öğretti. Tabii o güne kadar biraz biz o değerlerimizi bilmediğimizden değerlerimizi kaybetmeye yüz tuttu. Mesela evlerin, taş evlerin azalması gibi. Burada taş evler çok 500 yıllık bir köy yazıyor tarihçenizde. O sizin gibi gelen insanların araştırmalarından meydana geliyor. Bizi soruyorlar. Bizim tahmin. Mesela bizim kesin bilgimiz yok. 4-5 senelik deniyor. Sizin gibi insanlar evlere baktığı zaman onlar daha iyi araştırıyor o işleri. Kaç senelik olduğunu onlar daha iyi çıkarıyor. Mesela bizim burada birinci derecede zeytincilik var. Sonra Ova'da bu köyün tarlası çok. Tapulu arazisi çok. Onlar eskiden ekilirdi. Zeytin tarla derken insanlar kabuğunun içinde geçinebilirdi. Ama o günkü ihtiyaç 5. Ama şimdi oldu 105 ihtiyaç. Kabuğunun dışına çıkmaya başladı insanlar. Nereye? Bilhassa okumaya. İkinci derece turizmden. Bodrum gibi. Yani herhangi bir şey yerlerden faydalanıyorlar turizmden. Üçüncü derecede ticari işlerle meşgul oluyorlar. O hani kabuğunun dışındaki kazançlarla idare oluyor bugünkü gençlik. Zeytin, en önemli zeytin dedik. Bugün zeytini giden azaldı köyümüzden, gençlerden. Çünkü bizim şartlarımız çok ağır. Belki araziyi gördünüz. Bu araziyede doğru dürüst vasıta yolu yok. O zeytinleri nasıl çıkarıyorlar o sarp yamaçlardan? Önemli. Ben zaten onun için size konuşmak istedim. Biz hala daha affedersin eşeğle katırla zeytin taşıyan insanlarız. Karadenizli fındıkçılar, çay toplayanlar teleferik yapmışlar. Böyle teleferiği aşağıdan veya yukarıdan koyuyor. Cırt diye iniveriyor. Siz öyle bir şey yapmıyor musunuz? Onların zekası biraz pratik olduğundan bizde pratik zeka yok demek ki. Onların da... Karadenizlileri buradan Artvinli çaycılarımıza seslenelim. Diyelim ki Milas'ta ciddi oranda size teleferik yapılacak bir alan var. İnanılmaz derecede kolaylaştırmışlar işleri. Bak, bugün zeytin bu sene biraz değer buldu gibi bir durum var. Bu seneye kadar bak, inanın ki insan kendi zeytininden zarar ediyordu kardeşim ya. Telafiri kim düşünsün? Nasıl düşünsün? Bir eşeğini katırına, maliyetine çıkaramayan insan, çalıştığı yevmiye çıkaramayan insan telafiri ne eylesin? O para kazanırsın, telafirik değil, köprü de kurarsın. Önce kazanmak lazım. Kazanmak lazım, bir şey elde etmek lazım. Biz müracaat ettiğimizde, özel idare müracaat ettiğimizde zeytinin karası neymiş, yol olma kanunu yokmuş. Peki tarıma nasıl destek verecek? Bereket, ne hangi televizyondan geldiniz? Tarım Türk TV. Nasıl destek vereceksiniz yol olmadıktan sonra? Hangi gübre kullanıyorsunuz, toprağı tahlil ettiriyor musunuz?
Toprak tahlil oluncaya kadar, hangi gübre kullanacağı kadar bizim yol sıkıntımız var. Zeytinlik gidemiyoruz ki. Zeytinlik bakalım. Eğer araziye çıkma imkanınız olsa bizim zeytinlerin bakılmadığını göreceksiniz. Çünkü bugün gençlik zaten bıraktı gitmeye. Heder oluyor. Bu da araziyindeki zeytin, onların çocukları zaten gitmeyecek. Onun habercisi bu. Bu belki de siz son kuşaksınız yani. Hemen hemen. Hemen hemen son kuşak. Bugünkü 60-70 yaşında insanlar zeytinliğe gitmese zeytinler topraklı kalacak, çürüyecek. Çok enteresan. Tabii ki burada sevgili seyirciler, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı yetkililerine de, ilim müdürlerine de burada seslenmek lazım. Birçok İPART projesiyle destekler veriyorsunuz ama enerji ve yol çok önemli. Hem enerjiyi hem de yolu yapmamız lazım. Bakın, burada birkaç programdır ben de tekrar ediyorum. 30 yıl sonra köylerde kim kalacak, ne kadar köylü nüfusu kalacak belli değil. Karanlık. Yani 60 yaşında, 70 yaşında insanlar şu anda köylerde var. Ve çok zor imkanlarda, zor şartlarda zeytinlere gidiyor. Ama bu görev değişimi yapılacak. Çocuk bulamayacaklar, köylü bulamayacaklar ve artık bu zeytinler yerlerde olacak. Tarım SOS veriyor. Başımıza geldikten sonra eyvah demenin manası yok. Bir an önce burada köye dönüşün sağlanması lazım. Köye gelebilecek insanların teşviklerle getirilmesi lazım ki köylerimizde zeytinler ağaçlarda kalmasın. Bu bizim zeytinler 10-15 seneye varmaz. İlgilenilmedikten sonra orman olur kardeşim. Domuz yatağı olur. Orman. Giden olmaz. Bugünkü nesli zar zor gidiyor. Ama bu neslin çocukları gitmiyor. Yol olmayınca eşek, affedersin deminden dedik, hayvanla zaten gitmiyor. Gidesi yok adamın. Neslin zaten senin çocuğunu sor. Şimdi bir hayvandan zeytinle git desen gider mi ya? Ama vasıta olunca gider. İşçi de bulunmuyor. Niye? Adam klimalı arabada işi gidiyor. Senin zeytine hayvandan, eşeğiyle, katırla gider mi ya? İşçi de bulunmuyor. Bu iş yapan kalmıyor neredeyse. Biz topun ucundayız. Bizim bu köyün ziraatçılığı topun ucunda. Yetiştiler, yetişmediler, orman kalacak bizim zeytinlerimiz. Varsa itiraz eden bütün köyü sorun. Ya dünyada zeytin ağacından orman olan başka ülke var mıdır bilemiyoruz ama herhalde burada olacak. Burada olacak. Arkadaş bizim yok. Yamaç hiç, düz arazi hiç yok bizim. Yamaç bütün. Engin, yamaç, Allah öyle yaratmış. Evet, daha evveli mecburduk. Mecburduk bakmaya. Ama şimdi kabuğun dışına gidip adam parasını kazanıp geliyor. İmkanlar elverdi. Burası orman olacak. Köyün ormanın içinde kalacak burası. Buradan tabii iç piyasada zeytinin, zeytin yağının kullanılmasını teşvik edilmesi gerekiyor. Osmanlı döneminde zeytinyağının ihracı yasakmış. Ülke içerisinde kullanılması sağlanıyormuş ama artık o dönemler de geçti. Burada biz amcalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Organik meselesine gelince, bizim zeytinlerimiz mecburen organik. İstemesek de organik. Mecburen organik. Biz onları bırak gübreye, ilaca. Zaten dibini varmayı başaramıyoruz. Gübre ilacı nereden vereceğiz ki? Mecburen organikleşiyor bizim çevremiz. Evet, mecburen organik dedik ve burada ben tekrar teşekkür ediyorum size. Ağzınıza sağlık. Sizle ilgilendiğiniz için hoş geldiniz yeniden. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun sizden. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sevgili seyirciler, eğlencesi, yöresel kıyafetleri, birçok şeyi konuştuk ama lafın bittiği yer ki doğru konuşunca ezan okunmuş, ezan da okunmaya başladı. Tarım SOS veriyor. Güneydoğu'da da veriyor, Ege'de de veriyor, Akdeniz'de de veriyor, İç Anadolu'da da veriyor. Lütfen tedbir alalım. Köylerimiz boşaltılmasın.
Sevgili seyirciler, Çomak'ta muhtarı Yaşar Yılmaz'la beraberiz. Yaşar amca çok eski muhtar ama hala da devam ediyor. Sizi bir tanıyalım abi. Hem de Çomak'ta köyünü bize anlat. Şimdi doğru söylediniz de bir yere yanlış mahalle olduk artık. Bundan sonra mahalle değil mi? Mahalle olarak da hitap edeceğiz. Anladım. Ama mahalle olarak ben görmek istemiyorum. Ben köy olarak görmek istiyorum. Aslen biz de onu istiyoruz. Yani bizim temennimiz o ama kan şeyimiz yok. Şimdi köyümüzdeyim ben. Yaklaşık 500 küsur sene önce kurulmuş. Bunu mezarlıktaki dedelerimizin mezar taşlarından veya duyduklarımızdan bilgi edinebiliyoruz. Şimdi köyümüz tarımla uğraşır. Tarımcı bir köy. Yaklaşık köy olarak da 35 köy, 3 beldede mülkiyeti bulunan bir köy. Şimdi tabii köyümüzde tarla olmadığı için obok köylerindeki tarlaları var vatandaşların. Orada da reçbek yaparlar. Zeytin çok ileri safhada. Yani ileri derece bir zeytincilik var. Aynı zamanda ürünlerimiz bütün organik. Yani belgeli olarak da organiğe girdik. Şimdi bunun yanında okuma ileri derecede. Tabii kırsal köyde oturduğumuz için herkes çocuğunu istikbaline okumakta arıyor. Bugün docent, yardoç, öğretmen, orman şefi, efendim böyle ebe, hemşire, yani değişik dallarda polis, askeriden bile emekli olanımız var yani şeyde. Hayli bir okumuşumuz var. Yani şöyle diyeyim, yaklaşık 190 kusur civarında da üniversite mezunumuz var. İktisatçısı var, veterineri var, hala çalışanı var, gıdacısı var, kimyacısı var. Yani değişik dallarda, her dalda öğrencimiz, yani mezunumuz kimimiz de var. Bunun yanında okuma hala devam ediyor. Köyümüz eski bir yörük köyü. Genellikle yörük köyü olduğu için örf adetine bağlı. Hatta daha öncesi Çekil Vakfı'nın yaptığı bir araştırmaya göre ilk 5 köyden kültürünü koruyan bir köy olarak tespit edilmiş, belgilenmiş bir köy. Şimdi düğünlerimiz güzeldir. Yani köyümüz genel zaten misafirperver. Yani kesinlikle köyümüzde zaten herhangi bir silah, yani atışı yapılmaz, kullanılmaz. Eskiden düğünlerde falan kullanılırdı ama tabii iyi olmadığı için bırakıldı. O bırakıldı. Şimdi biz düğünlerimiz çok güzeldir. Hatta özellikle gelirler. 4 gün düğün sürer. Hele oğlan evinin hali vakti iyiyse veya da hali vakti iyi olmazsa bile ortalığı olsa, çoşkunsa şu gördüğümüz meydanda yağlı peron güreşi yapılır. Yani bu eskide çok yapılan bir şeydi. Hatta bu yaz bile Allah'ın izniyle böyle bir şeyleri göreceğimize ümit ediyorum ben. Şimdi Kırkpınar'da çok ünlü pehlivanlar gelip burada güreş yaptılar. Yani köyümüz oldukça misafirperver. Ulaşım çok had safhada. Yaklaşık 325-330 hane varsa 10 hanesini saymazsak bir kere 320 civarında, 315 civarında hanede araç var. Binek ve traktör tipinde. Öyle sanıyorum ki bir evde 2 tane, 3 tane, 5 tane daha fazla araç olan evler var. Yaşar abi, köylerde biz programlarımızda bunun tespitini de yapıyoruz. Yaşlı nüfus çok fazla. Gençler artık ya okumak için dışarıya çıkıyorlar ya da çiftçilik yapmamak için gidip asgari ücretle çalışan insanlar da var. Köylerde bu nüfusun yaşlanmasını, genç çiftçilerin, genç tarım sektöründeki insanların olmamasını neye bağlıyorsunuz? İleriyi nasıl görüyorsunuz? Siz aydın bir insansınız. Şimdi gerçeği şu, yani tarım bu sene biraz zeytinyağı fiyatları normal ama daha öncesi tarım, biz geçmiş yıllarda zeytinler çok zaman ağacın dalında bıraktık. Adam tarımda ümit bulamayınca gitti bir sigortalı işte çalıştı. Efendim gitti okudu. Yani bu açıdan, yani tarımdan destek görmeyince tabii kendine çare aradı. Bu sebeple dışa giden çok, sigortalı çalışan çok, okuyan çok. Burada eskiden ben 84-89'da da muhtarlık yaptım. O zaman çıkan bir yasa vardı, Tarım Bağkuru. Aşağı yukarı 180 kusur buradan kişi kaydettim ben. O zaman uyardım vatandaşlar. Yani Milas'ın hiçbir köyünde bu kadar da öyle
emekli veren yer yok. Yani o zaman kanun şuydu. Eğer 1939 doğumluysak, ilk 6 ayda doğduysa 5 yıl prim ödeyip 10 yılda 10 yıl borçlanıyordu, emekli oluyordu. Yani tabii bu arada tepkiler gördüğüm de oldu. Yani niye kaydettin, ettin falan dediler ama sonra da sağlıkta çıkınca artık vatandaş teşekkür eden de çok oldu. Yani bunlar tarıma biraz vatandaş küsmüştü. Yani para etmez olmuştu. Ama bu sene nasılsa zeytinyağımızın normal bir fiyatı var. Yani bunu inkar etmememiz lazım. Diğer yerlerde zamanda işçilik pahalı olduğu için maliyet, zeytin çok zaman bir dalını bıraktığı günlerde oldu. Peki burada şimdi siz ciddi bir tecrübeye sahipsiniz. Büyükşehir yasasıyla köy muhtarlıkları artık mahalle yapıldı. Köy muhtarı olmakla mahalle muhtarı olmak arasında ne gibi farklılıklar var? Vallahi çok fark var. Şimdi insan gurdu sormuşlar ensen niye kalın diye. Kendim bilirim demiş. Biz köy muhtarıyken köyümüzün belli hayırseverlerin bıraktığı mülkiyet de vardı. Belli bir bütçemiz vardı. İstediğimiz gibi köyün acil durumlarında veya yapılacak şeylerinde imkanlar ölçüsünde yardımcı olabiliyorduk. Su parasından, şundan bundan kaynaklarımız geliyordu. Ama şimdiki işimiz artık belediye başkanlarına kısacası doğru söylemek gerekirse yalakalık yapmak lazım. Yani belediye başkanlarına hizmet alıyoruz. Gerek ilçeden, gerekse büyükşehirden. Şimdi tabii ilçe belediye başkanımızın da durumu şu anda çok iç açıcı değil. Gelirleri noksan. Onun da fazla bir şey şu an yaptığı yok. Tabii ileride düzelir inşallah. Ama şu anda tabii köye yeterli hizmet veriliyor dersek yalan söylemiş oluruz. Ya köyün tüzel kişiliğinde bulunan mülkler de büyükşehire gitti. Gitti. Yani ben satmalarına korkuyorum. Çünkü bunda hayırseverler tarafından bırakılmış mülkiyet. Yine satılmasına gönlüm razı değil. Ya mesela Samsun'da ben Samsunluyum. Kendi köyümü muhtar aradı. Abi bizim köyün merasını satılığa çıkarmışlar. Ne yapayım diye beni aradı. Mesela daha hizmet gelmeden bu tür mülkler satılmaya başladı. Benim korkum da bu. Yani çünkü hayırseverler bırakmış yani bu mülkiyetlere. Daha evvelden birileri demiş ki yani şuraya bir testiyle su koy. Tabii o zaman akarsu olmadığı için yani şeyde. Ve birisi demiş şurada bir misafirhane var. Onun bakım için böyle bu zeytinler öylesine verilmiş. Şimdi bir hayırseverlerin bıraktığı bir yerlerin yani açıkça söyleyeyim ben satılmasına fikrine çok karşıyım. Yani satılmaması lazım. Yanımızda yine ağzımız var. Ona da ben söz verelim. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Şener Küçük. Çomaklar Kızıl Ağaç Köyü doğumluyum. Burada oturuyorum. İşte seçimlerde muhtar adayının yanında seçilerek aza oldum. Aza görev olarak burada devam etmekteyim. Siz Büyükşehir Yasası'nı nasıl değerlendiriyorsunuz? Büyükşehir Yasası şimdi şöyle bir şey. Büyükşehir Yasası'nda hizmetlerin devamlı gerilediğini görüyoruz. Daha önce Çumakta Kızıl Ağaç Mahallesi'nin köy olduğu statüde 200 dönüm arazisi vardı. Bu araziler Büyükşehir Yasası ile beraber devrolduğu için onun gelirlerini Büyükşehir elde ediyor. Ve bu 200 dönüm arazinin de bakımları yapılmıyor. Yapılmadığı için de ziraatçılık yapılamıyor. Misal Çomakta Kızıl Ağaç Mahallesi'nin bir tane kahvesi vardı. Bu kahve bile Büyükşehir Yasası ile beraber devroldu. Tabii bu gelirleri tüm Büyükşehir aldığı için burada hizmetler aksamakta. Neden aksamakta da değilsen daha önce olan gelirlerden bu mahalle muhtarlık namı ile beraber elde ediliyordu. Şimdi edilemez halde. Onun için üzgünüz. Yani dolayısıyla burada köy kendi yağıyla kavrulurken bazı birçok sıkıntılarında şimdi artık ufacık bir sıkıntı olsa doğru Büyükşehir'e gitmek durumundasınız. Muğla kaç kilometre buraya? 80 kilometre Muğla buraya. Yani 80 kilometre telefonla ulaşmaya çalışıyoruz. Telefonla ulaşsak dahi bize 2 ayda bir anca hizmet verme şansı oluyor. Sularımız var mesela, su gelirlerimiz de bizim Büyükşehir'e dair oldu, Muski diye şey. Şu anda onlar dahi bir içerisinde, kötü bir şeyin içerisinde borumuz patlıyor. Arıza yapmak için en azından 3 günde, 5 günden, en azından bir haftada sonra geliyor.
Onun için gerçekten burada hizmet yapmak sıkıntılar içerisinde. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, işte çok daha net bir açıklama şu anda yapıldı. Hem muhtar tarafından hem de Şener Bey tarafından. Köyü köy statüsünden çıkarıp mahalle yapmak kolay. Ya yani mecliste bunun kararını almak kolay ama yansımaları maalesef 1-2 yıl sonra görülmeye başlandı ve ileride daha da büyük sıkıntılar olacak. Şimdi köyün 200 dönümlük arazisi var, o gitti Büyükşehir'e. Köyün kahvesi var dediniz, o gitti Büyükşehir'e. Su parası geliri vardı, o gitti Büyükşehir'e. Peki bu paralar alacak Büyükşehir ama hizmeti nasıl götürecek? Muğla'nın yüzlerce köyü var. Büyükşehir bunların hepsine nasıl yetişecek? Su patladı, bina bakımı olacak veya meraların bakımı olacak. Bunu hangi gücüyle yapacak? O da bir muamma. Dolayısıyla köylerimizde mahalle olduklarına sevinen çok insan var ama maalesef bu sıkıntılar artarak gidecek. Dolayısıyla biz köyümüzü tekrar geri istiyoruz. Diyor musunuz? Geri istiyoruz. Zaten bizim aslında turizmle de ilgiliyiz. Biz tarımın, organik tarımın haricinde turizmle de ilgiliyiz. Çok gelenimiz gidenimiz oluyor. Acilen kanalizasyon ihtiyacımız var. Tespit edilmiş projelerimiz hazır. Hatta Büyükşehir'de verdik. Daha öncesi Turizm Bakanlığı'nda vermiştik. Yani burası zaten hani kayalık yer olduğu için sızıntı yapıyor septik kullanımı bile. Kanalizasyon olmazsa olmazlarında buranın. İnşallah yaparız. Çünkü çok yerli yabancı turistimiz de geliyor buraya. Muğla'da kaç tane köy vardır Yaşar abi? 384 tane. 384. Günde bir tane köye gitse belediye başkanı yaklaşık bir yılı gitti. Gitti, doğru söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Bir de buraya bir geldi tespit etti, bir daha geldi, nasıl hizmetlerden memnun musunuz dese gitti 2 yıl. Doğru söylüyorsunuz, doğru. Buraya hizmet nasıl gelecek? Çöp arabalar falan geliyor mu? Çöp arabası haftada 2 gün alım yapıyor Milas Belediyesi, Merkez Belediyesi. Diğer 5 gün ne oluyor? Diğer gün bir dönerde bekliyor çöpler. Peki yazın burada çok sıcak olacak değil mi? Sokaklarımızı süpürülmedi. İşte şöyle kameraya döndürürsek orada da var çöpler. Burada da var çöpler. İşte görüyorsunuz buraya turist geliyor. Turist ayağına basmıyor. Arabasından geriye çeviriyor. Kanalizasyon sorunu var. Acilen kanalizasyon sorunu var. Su şebekelerimizi de bay uzun yıl önce yapılmış. İthamını bulmuş. Devamlı patlak yaratıyor. Onu da Minas Belediyesi gelip anında müdahale yapamıyor. Ama Minas Belediyesi'nin de yetkisi yok. Şimdi burada ilçe belediyeleri de yargısız infaz yapmamak lazım. Gelirlerin hepsi Büyükşehir'de, hizmeti Milas'tan beklersen olmaz. Zaten Milas kendine zor yetiyor bence. Patron Muğlu'da, yani Büyükşehir'de. Paralar orada. Evet, çok teşekkür ediyorum bizi ağırladınız burada. İnşallah ilerleyen zamanlarda tekrar güzel bir şekilde bekleriz. Sizler her zaman için kapımız açık. Gelin buyurun misafirimiz olarak. Razı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun yardımlarınız için. Çok teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, işte gördüğünüz köylerimizin halini. Biz düğün, dernek, eğlencesini falan bahsediyoruz, konuşuyoruz ama köylerde ciddi sıkıntı var. Burada hem Büyükşehir Belediye Başkanı'na da sesleniyorum ki onlar da ciddi bir gelir elde ettiler ama nasıl hizmet götüreceğini onlar da bilmiyorlar. Bu yasayı çıkaranlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi mensuplarını buna bir çözüm bulması lazım. Dolayısıyla hükümetin buna bir çözüm bulması lazım. Yanlış yapıldı, bunu kabul edin lütfen. Lütfen köylere tekrar eski kimliklerini verin. Kendi yağıyla kavrulan vatandaşlarımız tekrar bu işlere devam etsinler. Bu iş taşıma suyuyla olmayacak. Büyük şehirler buraya hizmet getirmeyecekler.